Evet, şu an antik şehirdeyim. Peki neden? Çünkü Minecraft'ın bir gizemini araştırmaya geldik. Peki bu gizem ne canlar? Minecraft'ta Pillager'larla Warden'ların arasında bir bağ var mı yoksa yok mu ona bakacağız. Ve bu videoda sadece bu efsaneye de bakmayacağız. Onu da zamanla görürsünüz. Şimdi canlar, şuradan görebilirsiniz bu standart Warden'ımız ve bu Shulk bloklarıyla, hatta şuradan Warden'ımızı biraz yakından gösterebilirsem size, şu göğüs kısmında şöyle bakarsanız arada bir parlayan bir şey var. Bakın, gördünüz mü? Ve oradaki suratı gördünüz mü? Dikkatinizi çekti mi? Oradaki surat sanki buradaki ruh kumlarından. Ve dikkatinizi çekerse birebir aynılar. Çığlık atan bir yüz gibiler. Şöyle bir bakın. Şöyle yakından göstereyim size. Birazdan tekrar görürsünüz, hatta arada bir parlıyorlar. Şöyle bakın ha. Çığlık atan bir surat ve burada da çığlık atan bir surat var. Ve eğer oyunda Soul Speed denen bir büyü efektimiz var canlar. Şimdi canlar, bunu bota basıyorum ve bunu giyiyorum. Şimdi şöyle bakarsanız etrafta çıkan particle'ların aslında Warden'ın o göğsündeki simgeden olduğunuzu dikkatinizi çekebilir. Peki diyeceksiniz, bunlarla Pillager'ların ne alakası var? Bu ruhlarla bunlar nasıl bağlantı kurulabiliyor? Şimdi canlar, bir adet Villager Outpost'undayım. Peki buranın olayı ne? Burada canlar, biliyorsunuz şunların içinde şu LA'lerden var. Ve eğer oyunda bu Vindicator denen canlıyı da biliyorsanız, bu Vindicator denen bu değil, bu Evoker, Evoker'lar. Bunları biliyorsanız canlar, bunlar Vex'leri spawn ediyor. Ve Vex'lerle LA'lerin o kadar büyük bir benzerliği var ki, şöyle bakarsanız yapısal ve boyut olarak birbirinin aynısılar. Hiçbir farkları yok. Tek farkları renkleri. Ve şimdi gelelim bununla ruh kumları arasındaki bağ. Bu gördüğünüz Vindicator'lar canlar, LA'leri Vex'lere çeviriyor. Ve bu bir teori değil, aslında bu bir gerçek oyunun kendi yapılarında. Ve Mansion'larda biliyorsunuz LA'lerden var. Ve Vindicator, daha doğrusu Evoker'lar LA'leri Vex'e çeviriyor. Ve bunu hiçbir şekilde bir kaynak olmadan yapamazlar. Bunları yapabilmeleri için bu LA'leri ruhlarla beslemeleri gerekiyor. Şu gördüğünüz mavi canlılar. Ve bunun için bu ruh kumlarındaki ruhlara ihtiyaçları var. Ve bunların ana dünyada bir kaynağı var. Aslında Skulk. Şimdi size mükemmel bir soru. Skulk'lar neden experience veriyor? Ve neden canlılar öldüğü zaman bunlar büyüyor? Sebebi çok basit. Çünkü ruh kumları normalde Shulk blokları. Bakın, bunun içindeki ruhlar hala canlı. Bunların canlı olduğunu nasıl anlayabiliyorsunuz? Az önce ben bot giydiğim zaman bu botların buradan ruhlar çıkartmasını. Ama Shulk blokları Evoker'lar tarafından ruhları emilmiş ve artık içinde ölüler bulunan. Yani bir bakıma bize her Minecraft canlısını öldürdüğümüzde verilen experience gibi. Evoker'lar ruh kumlarındaki ruhları çekiyorlar ve LA'leri Vex'lere çeviriyorlar. Ve bu teoride pek de bir açık yok. Her türlü düşünürseniz mantıklı geliyor. Peki Warden bunlarla ne bağlantısı var? Canlar, Warden bu ruhlar sayesinde yaşıyor. Ve dikkatiniz çektiyse o aşağıda aslında terk edilmiş bir şehir var. Yani kullanılmıyor artık. Ve evet, Warden'lar bir bakıma Evoker'ların yemi gibi bir şey. Şimdi Minecraft'ın diğer bir efsanesini inceleyeceğiz. Nether kaleleri. Şimdi canlar, Nether kalesine geldiğimiz zaman bize direkt A Terrible Fortress denen bir başarı veriliyor. Korkunç kale. Şimdi bunu aklınızda tutun. Nether Fortress'ın içinde hepinizin de bildiği gibi bu şekilde sandıklar var. Ve bakın, içlerinde hepsi ana dünyadan olan şeyler var. Demir at zırhı. Mesela at zırhı bu kalede ne arıyor? Minecraft atı kaç kişi kullanabiliyor? Daha doğrusu kaç Minecraft oyuncusu? Daha doğrusu kaç Minecraft canlısı? Bir tane. O da biziz. Bizim eski versiyonlarımız. Bu Nether kalesini inşa eden canlılar. Evet, garip bir teori geliyor. Aslında bir bakıma şöyle de diyebiliriz. Steve'i çıkarttığımız zaman köylülerle burası arasında bir bağ olması normal. Neden? Minecraft'ta köyleri biliyorsunuz. Denizin kenarında olmalarına rağmen ortada bir tane böyle sudan bir çeşmeleri var. Peki neden bu çeşme var? Peki size sorarım. Nether'da bu kadar her yer lav olmasına rağmen neden burada bir tane lav bloğu var? Amacı ne? Yani şu lav bloğunun buradaki amacı ne? Farklı bir yere mi götürüyor? Hayır. Böyle bakarsanız aşağı sarkıyor. Yani hiçbir anlamı veya bir şeyi yok. Olayı yok. Aslında var. İnsanlara özel olan bir şey. Dekoratif kaygılar.
Ve bir bakıma şu anda da ekrana bir başarım gelecek. Bu başarımla Blazer'in aslında Nether'da tutsak tutulan köyler olduğuna dair bir teori var. Hatta bir tweet de... Anam! Hatta bir tweet de paylaşacağım. O tweet'i de şu an ekranda görüyorsunuz. Blazer aslında köylülerin Nether'daki tutsak halleri. Oldukça mantıklı bir teori ve bunun ortak noktalarına bakalım. Canlar, köylerimizi görüyorsunuz. Bu köylüler ana dünyada at besliyorlar. Sandıklarında madenler oluyor, özellikle demircilerinde. Ve biz bu Nether kalesine gittiğimiz zaman o demirci sandıklarına benzeyen sandıklarla karşılaşıyoruz. Bir bakıma Nether kaleleri aslında köylülerin yaptığı bir alan. Ama bu teoriyi daha fazla genişletemiyorum çünkü elimizde sınırlı kaynak var. Minecraft daha lore'unu o kadar genişletmedi. Daha yeni vazolar geldi. Neyse, konumuz bu değil. Evet, bir bakıma bu Nether kaleleri aslında Minecraft'ta köyler tarafından yapıldığı olabilir. Ve Blaze'ler de aslında bir bakıma köylüler. Seslerinden de bunu düşünebiliriz ama size şöyle seslerini dinleteceğim. Köylülerle pek bağlantılı sesleri yok ne yazık ki. Bunu zombilerde de görebiliyoruz ne yazık ki. O yüzden bir bağ kuramıyoruz çok. Ama bu teori oldukça mantıklı. Şimdi canlar, su altına geldim. Peki neden? Gene aynı şeylerden konuşalım. Biraz benzerler. Oyunda gardiyanlar var. Ve eğer bu tapınaklara dikkatli bakarsanız eski insanlardan kalma ziggurat tapınaklarına benzetebilirsiniz. Yapısal olarak oldukça benzerler. Peki bunu kim yaptı? Bunları bir insan yaptığı kesin. Peki neden? Elimizde kaynaklar var. Birincisi, süngerler. Bu süngerlerin asıl amacı olası su baskınlarında kullanılmak. Ama o kadar fazla sular yükseldi ki süngerler bu kadar hiçbir işe yaramadı. Hadi bunu geçelim. Bu tapınakların içinde biliyorsunuz ki altın blokları var. Peki gardiyanlar bu altınları ne yapabilir ki? Size söyleyeyim. Gardiyanlar yapmadı zaten. Gardiyanlar sadece bu tapınakları ele geçirdi. Bu tapınakları sahibi her zamanki gibi Nether Kalesi'nde sahibi oldukları gibi köylüler. Ve köylülere olacak çok fazla burada belirti var zaten. Dekoratif kaygılar, nasıl kendi köylerini güzel yaptılarsa. Süngerler ve altınlar. Canlar. Oyunda yaşayan istisnasız her su canlısı susuzluktan bir şekilde ölür. Ama gardiyanlarda bu ölme olayı yok. Gardiyanlar zaten kara üstünde yaşayabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntıları yok. O fall damage bu arada, susuzluktan hasar yemedi. Yani gardiyanlar su altında kalmak zorunda değiller. Bu da gardiyanları evrim geçirmiş bir balık olarak nitelendirebileceğimizi düşündürebilir. Evet, mantıklı. Ama bu lazer yeteneklerini nereden kazandılar? Evet. Ben hiç olmazsa kendi anlatacağım gizem kısımlarını bitirdim. Sizce bu gardiyanlar aslında neyin nesi? Su altında yaşamak zorunda olmayan bir canlı ki kendileri zaten bunları veriyor, yani süngerleri veriyor. Kendilerine ait olan bir vücut parçasını, biliyorsunuz gardiyanların Elder Guardian olunca içine sünger çıkma ihtimali var. Neden tapınaklarına koysunlar? Bunlar yamyam değil ne de olsa, kendilerine saldırmıyorlar. Teorilerinizi yorumlara bekliyorum. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.